Esselamu Aleyküm sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'den 2 milyon Uygur genç zehirlendi iddiası. Dünyanın en etkili medya kuruluşları Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı suçlara dair güçlü kanıtlar sunduğu bir dönemde Çinli yetkililer iddiaları yalanlamak için özel bir basın toplantısı düzenledi. Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı'na göre Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümeti sözcüsü Şu Yunşan, kukla yetkili Elyecan İnayet, Şincan Kadınlar Birliği Başkanı Aynur Maksat, Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Wang Longtong katılımıyla Pekin'de Doğu Türkistan'la ilgili 69. basın toplantısı gerçekleştirildi. Komünist yetkililer basın toplantısı öncesinde hazırlanan bazı kısa videoları göstererek Uygurca konuşan Uygur gençlerin milli kültür ve geleneklerine göre sağlıklı büyüdüklerini iddia ederek uluslararası toplumu kandırmaya çalıştı. Basın toplantısında Elyecan İnayet ve Şugünşan, Çin'in Doğu Türkistan'daki milyonlarca insanı toplama kamplarına hapsetme, zorla çalıştırma, Uygur çocuklarının ailesinden koparılması, eğitimin Çinileştirilmesi, nüfus kontrolü ve komünist lider Xi Jinping'in ileri sürdüğü İslam'ın Çinileştirilmesi politikasını tamamen yalanlayıp hiçbir suç işlemiyormuşçasına uluslararası toplumun suçlamalarını reddetti. Şugünşan, gazetecilerin Doğu Türkistan'daki yönetici değişikliğiyle ilgili sorularına yanıt olarak, geçmişte terör ve ayrılıkçılıkla mücadele siyasetinin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü, bundan sonraki süreçte de mevcut uygulamaların devam edeceğini belirterek, Doğu Türkistan'daki durumun değişmeyeceğini ima etti. Gazetecilerin Uygurca ders kitaplarının kaldırılmasıyla ilgili sorularına yanıt veren Wang Longtao, eski Eğitim Bakanı Sattar Sağut, Yalkun Rozi, Tahir Nasır, Abdurazzak Saim, Vahidcan Osman, Alimcan Memtimin gibi akademisyenlerin gizli işbirliği yaptığını ve Uygur ders kitaplarında tarih ve kültür temelinde ayrılıkçılık, terörizm ve dini aşırıcılık ideolojileri sindirmeye kalkıştığını, nitekim bu kitaplardan 25 milyon basılmış, 2 milyondan fazla Uygur gence dağıtıldığını ve tamamının kaldırıldığını doğrularken, Uygur gençlerin hastalıklı ideolojilerden zehirlendiğini iddia etti. Gözlemciler, kurnaz ve sahtekar komünist Çinlilerin uyduruk deliller üreterek baskısı ve etkisi altındaki kurbanları yalan ifade vermeye zorlayarak Doğu Türkistan davasını zayıflatmaya ve uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştığını söylüyor. Soykırım mağdurlarını mutlu insanlar dedi. Çin'in Doğu Türkistan soykırımına arka çıkan Aydınlık gazetesi, bu hafta başı çıkardığı ekte terör bitti, insanların yüzü güldü dedi. Çin zulmüne arka çıkan Aydınlık, mutlu insanlar diyarı başlığıyla 32 sayfalık bir bülten çıkardı. Rusya'yı Ukrayna işgalinde meşru ve haklı kabul ederek Rus propagandasında bulunan katil Esad'ın cinayetlerini alkışlayan Aydınlık, Çin'deki soykırımı da aklama çabasında. Aydınlık gazetesi bu hafta başında gazeteye ek olarak çıkardığı bültende Çin'in soykırımlarını aklamaya çalıştı. Çin'in Türkiye şefi olarak çalışan gazete, mutlu insanların diyarı Xinjiang başlıklı bir bülten çıkardı. Çin, rejim hükümetinin Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara asimile etme sürecini eğitim olarak lanse eden Çin muhbirlerinin mazlum ve mağdurlara karşı şiddet bir tutumu açıkça desteklemelere tepki çekiyor. Batı medyasındaki Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da dini özgürlükleri kısıtladığı ve camileri yıktığı, dönüştürdüğü, Uygurların zorla çalıştırıldığı, insanların işkence gördüğü kanıt ve belgeli içeriklerin yalan haber olduğunu iddia eden Aydınlık, utanç duygusu manşetleriyle ideolojisini benimsemeyenlere terörist ilan etmeye makbul buldu. Çin'de etnik gruplara kendi kültürlerini yaşamaları ve topluma entegre olmasını sağlamak için devlet tarafından bazı özel ayrıcalıklar uygulandığı iddia edilen bültende Müslümanlara zulüm yapıldığı tezi binlerce aksi yöndeki kanıtlara rağmen savunuldu. Çin'de etnik gruplara kendi kültürlerini yaşamaları için ve topluma entegre olmasını sağlamak için devlet tarafından bazı özel ayrıcalıklar uygulandığı iddia edilen söz konusu bültende Müslümanlara zulüm yapıldığı tezi binlerce aksi yöndeki kanıtlara rağmen savunuldu. Dünya Çin'e gerçekten inanıyor mu? Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü yaptığı açıklamada gazetecilerin sorularına yanıt verirken Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı yalanladı ve Amerika'yı suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, 1 Mart'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumunda bir açılış konuşması yaparken, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer etnik gruplara karşı sistematik soykırım ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ettiğini söylemişti. Pekin'de düzenlenen 2 Mart'taki rutin basın toplantısında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'e ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken'in Çin rejiminin Doğu Türkistan'da soykırım politikalarına ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ettiğini belirttiği ve kendisinin bunu nasıl değerlendireceği soruldu. Çinli sözcü ABD Çin'e iftira atıyor ve Çin'de soykırım yaşandığına dair söylentiler yayıyor ve Çin'in kalkınma çabalarını baltılıyor dedi. Gazetecilerin ilgili sorularına yanıt veren Wang Wenbin, önce Çin'in suç faaliyetlerini savundu ve soykırım suçunun Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen katı ilkelere aykırı olduğunu, aslında ABD'nin tarihsel olarak Kızılderililere karşı soykırım uyguladığını ve Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin soykırım yaptığına dair bir rapor yayımlandığını açıkladı. Çinli sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada, uluslararası kuruluşların Çin'in zorunlu nüfus kontrolüyle ilgili yayımladığı raporlarında asılsız iddialar olduğunu, oysa Çin nüfusunun son 60 yılda 4 kat arttığı yalanını ortaya koydu. Ayrıca Uygurların toplam nüfusu 2,2 milyondan 12 milyona yükseldi. Şincan'da soykırım var demek tamamen şehir efsanesinden ibarettir dedi. Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım işlediğine dair çok sayıda kanıt bulunuyor. Alman araştırmacı Doktor Adrian Zenz, Çin'in Doğu Türkistan'da doğum kontrolü ve zorla kürtaj politikası uygulamaları hakkında özel bir rapor yayınlamıştı. Raporda Uygurların Çin tarafından kürtaj ameliyatı olmaya zorlandığı, resmi Çin belgeleri ve kanıtlarla yapılan mülakatlar aracılığıyla toplanan verilerle Uygurların çoğunlukta olduğu Kaşgar ve Hoten gibi bölgelerde 2016'dan bu yana yeni doğan bebek sayısının keskin bir şekilde düştüğü, zorunlu kürtajı kabul etmeyenlerin toplama kamplarına alınmakla tehdit edildiği belirtiliyor. Ayrıca Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik soykırımına ilişkin birçok görgü tanığının ifadelerinin ve birçok uzman raporlarının art arda yayınlanması, Çin'in bu konuda uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştığını kanıtlıyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.